Herkese merhabalar. Ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Creo Illustrator üzerinde bir uygulama gerçekleştireceğiz. Gündem maddelerimiz şu şekilde. Öncelikle 3 boyutlu datanın Creo Parametric'ten export edilmesi ve export ederken nelere dikkat etmeliyiz konusunda değindikten sonra bu datayı Creo Illustrator içerisine import alacağım ve Engineering BOM'unu servis BOM'una göre düzenlemeyi göstereceğim. Ardından Creo Illustrator arayüzündeki paneller, sekmeler, menüler gibi elemanları tanıttıktan sonra data ile ilgili görünüşlerin ayarlanması, patlatılmış görünüş oluşturma, detay görünüşlerin, notların veya sembollerin eklenmesi, kesit görünüş oluşturması gibi işlemleri gerçekleştireceğiz. Son olarak bir animasyon kurgulayacağız ve sequence animasyon diye tabir ettiğimiz adım adım animasyon oluşturması işlemlerini tamamlayıp tüm yaptığımız işlemleri Creo View için veya farklı görsel formatlarını nasıl publish ederiz konularına değineceğiz. Öncelikle Creo Parametric üzerindeki datamızın PVZ formatına export işlemiyle başlayalım. Datanızı PVZ formatına çevirmek için yapmanız gereken tek şey File menüsünden Save ve Copy diyerek PVZ dosya formatını seçip bilgisayarınızda nereye kaydedecekseniz lokasyonu belirtip OK demek aslında. Peki şart mı bu işlemi yapmamız? Hayır, şart değil. Creo Illustrator'te direkt olarak Creo Parametric datasını da import edebilirsiniz. O gibi durumda ne yapıyor peki program? Kendi PVZ dosyasını kendisi oluşturuyor. Biz buradan Creo Parametric üzerinden hazır PVZ'yi vermeyi hedeflediğimiz için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dosya uzantımızı seçtikten sonra ise OK diyerek PVZ'nin oluşturulmasını bekliyoruz. Evet, dosyamız oluşturuldu. Sol alt kısımdaki mesaj ekranından dosyanın oluşturulmasının tamamlandığını görebiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. O da şu. Bildiğiniz üzere Creo Parametric üzerindeki datanın üzerine işlenmiş Simplified Representation dediğimiz görünümler olabiliyor. Yani bazı modeller exclude edilmiş, bazı modeller include edilmiş olabiliyor. Farklı rep görünümlerinde olabiliyorlar. Bunların da Creo Illustrator içerisinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle tekrar Master Rep'e geçireyim. Bunun dışında patlatılmış görünüşler hazırladıysanız Creo Parametric üzerinde. Mesela bu dataya ait şöyle bir patlatılmış görünüş var. Aynı şekilde bunları da Illustrator içerisinde görüntüleyebilirsiniz. İlave olarak bir de burada bizim model orientation'larımız var biliyorsunuz. Model görünümleri. İşte 3D1, 3D2 diye görünümler oluşturulmuş burada. Bunları da Creo Illustrator içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Fakat export işleminde Creo'nun default ayarlarında bu datayı PVZ'ye çevirdiğinizde bunlar direkt olarak gitmez. Burada yapmamız gereken bir işlem var. O da şu. Şöyle masa üstünden Creo Parametric'in dosya konumunu aç diyorum. Creo'nun kurulu olduğu yere gideceksiniz. Common Files, Text klasörü, ProdView klasöründe Export PVS-RCP dosyasını göreceksiniz. Bunu Notepad ile açabilirsiniz. Notepad ile açtıktan sonra şu satıra dikkat edin. Author State'in normalde sıfırdır bunun default'u. Sıfır olduğunda bahsettiğimiz simrepler, görünüşler ve patlatılmış görünüşler PVZ dosyası üzerine işlenmez. O yüzden bu rakamı 1 yapmamız gerekiyor burada. Bunu 1 yaparsanız saydığımız bu simrepler olsun, patlatılmış görünüşler veya model orientation'lar olsun, bunlar Illustrator üzerinde görüntülenecektir. Şimdi dosyayı export işlemini tamamladım burada. Illustrator sayfasına geçiyorum. Illustrator içerisine import almak için yapacağımız şey gelip menüdeki import bölümünden linki seçmek. Şimdi burada iki seçenek var. Bunları açıklamak istiyorum. Embed ve link seçenekleri. Embed derseniz eğer direkt olarak dosyayı alır ve oluşturacağınız çalışmanın içerisine gömer. Yani daha sonra çalışma dosyanızda herhangi bir değişiklik olduğunda update ettiremezsiniz. Tamamen gömülü bir hale gelmiş olur. Linki seçerseniz canlı update'ini koruyacaktır PVZ dosyasıyla arasında. O yüzden biz linki tercih ediyoruz. Gelip masa üstümde az önce export etmiş olduğum PVZ formatını seçiyorum. Burada size soruyor işte herhangi bir confirmation olmadan otomatik update mi etsin yoksa confirmation'dan sonra mı update etsin? Ben confirmation'dan sonra update etmesini söylüyorum.
Ve bakın bu ekranda mesela Creo'nun Simplified Representation'larından bahsetmiştik. Onlar hazır olarak geldi burada. Az önce datanın üzerinde de göstermiştim bazı simrepler olduğunu. Buradan direkt olarak onları seçip onlarla çalışabilirsiniz. Tabi bazıları aynı burada. Görüntü değişmeyebiliyor. Veya direkt olarak default'u seçip datanın komplesinin ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz. Ben datanın komplesini getireceğim. Seçtikten sonra default'u datam için alt bölümden create and close diyorum. Şimdi biz import export işlemlerinde PVZ formatını Creo ürünlerinin ortak görüntüleme formatı olduğu için tercih ettik. Fakat farklı bir CAD programından datanızı import etmek istediğinizde Illustrator bize StepIGES gibi universal formatların yanı sıra Creo'nun sahip olduğu Unite teknoloji sayesinde CATIA, SolidWorks, SolidEdge, Inventor gibi programlara ait dataları da direkt olarak import edebilme imkanı sunuyor. Şimdi görüntü oluşturmaya geçmeye başlamadan önce servis BOM'unu düzenleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Böyle bir ihtiyaçta gitmemiz gereken menü Tools sekmesi altındaki Edit Structure komutu. Edit Structure'a girdiğinizde ikinci bir panel açılacak bakın ekranda gördüğünüz gibi. Bu bizim Creo parametrik üzerinde veya farklı CAD programdan aldıysak onun üzerinde hazırlamış olduğumuz ürün ağacımızı yani Engine BOM'umuzu gösteriyor. Sol taraf ise bizim servis BOM'umuzu gösteriyor. Tabii şu an henüz herhangi bir değişiklik yapmadığımız için Engine BOM'umuz ve servis BOM'umuz birbirinin aynı olarak görünüyor. Ben bu kısımda servis BOM'unu yeniden düzenleyeceğim için servis BOM'unun altındaki Drill ASM'yi Delete Selected diyerek kaldırıyorum bu kısımdan. Burada tamamen sürükle bırak mantığı var. Yani kullanmak istediğiniz datayı şöyle sürükleyip hemen bu tarafa bırakabilirsiniz. Servis BOM'undan silmek istediğinizde yine ister sağ tuştan Delete Selected'ı kullanıp isterseniz klavyenizden Delete tuşunu kullanıp servis BOM'unuzdan o ürünü kaldırabilirsiniz. Ya da servis BOM'unu bir kategoriye sokmak istiyorsanız ne gibi bir kategori olabilir? Diyelim ki biz bunu neden hazırlıyoruz? Servis manueli görselleri oluşturmak için hazırlıyoruz diyelim. Ve burada hem bize seçimde kolaylık olsun hem de servis BOM'unu yönetmekte kolaylık olsun diye burada serviceable parts veya non-serviceable parts şeklinde kategorilendirmek istiyorum. Veya ihtiyaca göre veya çalıştığınız araca göre farklı durumlar da olabilir. Mesela kabin aksamı, şase aksamı, motor aksamı gibi ayrı kategorilendirme yapabilirsiniz. Yani bunu CAD programındaki bir alt montaj yapısı gibi düşünebiliriz burada. Yapacağımız şey ise buradan child part oluşturmak. Create child part'a click diyorum. Ben şu an yalnızca göstermek için Serviceable Parts ve Non-Serviceable Parts diye iki bölüm oluşturacağım. Bir tane daha oluşturuyorum. Child partlarımı oluşturduktan sonra Drill ASM'nin kendisini şöyle bir görelim ekranda. Şu renkleriyle birlikte görelim. Az önce de gerçekleştirdiğim gibi tamamen sürükle bırak mantığı var. Mesela diyelim ki bizim serviceable partlarımız hangisi olsun? Gearbox chucks olsun diyelim. Non-serviceable parts ise Drill ASM'nin kendisi olsun. Şöyle yapacağım. Direkt Drill ASM'yi de sürükleyip atabilirim. Ben Drill ASM'nin kendisi gelsin istemiyorum. Yalnızca alt parçaları göreyim. O yüzden onu almıyorum. Bakın non-serviceable parts altına şu an bu ürün ağacındaki her şeyi sürükleyip attım. Serviceable Parts altında da Gearbox Chuck ASM olsun istiyorum. Bunu da Serviceable Parts altına attım. Bakın buradaki bir alt montajı veya parçayı diğer child part altına attığınızda ürün ağacında tekrarlatmaz bakın. Az önce Gearbox Chuck ASM buradaydı. Clutch'ın altındaydı. Şu an ben onu Serviceable Parts altına attığım için tekrar bu bölümde göstermiyor. Görelim bakın Gearbox Chuck ASM bu kısımda. Servis BOM'undaki düzenlememizi bitirdiğimize göre Edit Structure komutunu Close Edit diyerek sağ bölümden tekrar kapatıyorum. Bakın ürün ağacım artık Serviceable Parts ve Non-Serviceable Parts şeklinde alt montaj yapılarımı bana gösteriyor. Arayüzden bahsetmek istiyorum. Biraz sekmelerden ve panellerden bahsetmek istiyorum bu bölümde. Yukarıdaki menü yapısı Windows menülerinden de alışık olduğumuz Ribbon menü yapısı. Home sekmesinde işte görünüşle ilgili işlemler,
Bunları görüyoruz. İşte call out'lar ekleme, insetler ekleme gibi. Figürle ilgili ışık düzenlemeleri, görünüm ayarları, render modun düzenlenmesi. Tools bölümünde az önce Edit Structure'ı kullandık mesela. Kesitle ilgili işlemler, Sectioning bölümünü görüyoruz. Animasyon kısmı ile ilgili işlemler. Burada Illustrator bize iki tip animasyon sunuyor. Bir non-stop animasyon, yani normal play'e basıyorsunuz. Sonunda bitene kadar oynuyor yani animasyonunuz. Bir de sequence animasyon dediğimiz dizi şeklinde animasyon. Yani play'e bastınız, birinci adım oynadı. Birinci adımın sonunda animasyon durdu. Tekrar play'e bastınız, ikinci adım oynadı. Tekrar play'e bastınız, üçüncü adım oynadı. Adım adım bir dizi şeklinde animasyon seçeneğini de bize sunuyor Creo Illustrator. Item list bölümünde de işte otomatik item list oluşturma veya item listteki numberinglerin düzenini, numaralandırmanın düzenlenmesi gibi işlemleri gerçekleştiriyoruz buradaki sekmelerden. Panel yapılarında şu an ikinci panelimiz mesela hala bu bölümde görünüyor. Az önce Edit Structure'da Engine BOM'u görüyorduk burada. Fakat normal şartlarda Edit Structure'dan çıktığımızda bu ikinci panel figürün içerisine eklenen kontentler olabilir. Ne gibi kontentler? İşte inset yapılar olabilir, callout'lar olabilir, patlatılmış görünüşte kozmetik line'lar olabilir. Diğer seçeneklere bakalım burada. Mesela selection setler oluşturabiliriz. Layer yapılarını görüyoruz bu kısımda. Ve işte model annotation'ları. Bunlar Creo parametrikten de gelen annotation yapıları olabilir. Bu bölümde içerik görüntülenecektir. Paneli kapatmak için sol alt bölümde paneli aç kapat seçeneklerini görüyorsunuz. Aynı zamanda birinci paneli de aç kapa yapabilirsiniz oradan. Bir de ilave olarak alt panelimiz var burada. Bunu da item list gibi işlemlerde veya attribute parametrelerin kolon şeklinde görüntülenmesi gibi işlemlerde kullandığımız bir panel. Bir de tam ekran modumuz var. Dilerseniz Creo Illustrator üzerine Ctrl F8 kısa yoluyla da kullanabilirsiniz. Tam ekran modunda da çalışabilirsiniz. Modeli seçmek için kullandığımız teknikler Creo parametrik tekiyle aynı. Pencere moduyla seçim yapabilirsiniz. Soldan sağ ve sağdan sola yapılan seçimler fark eder. Zaten bakın Box'ın çizgi fontu da birbirinden farklı görünüyor. Soldan sağ ve sağdan sola oluşturduğunuz tekniklerde. Soldan sağa yaptığınızda Box'ın içermiş olduğu elemanlar seçili olur bakın. Yani diyelim ki uç hariç hepsini seçeceğim diyelim. Şöyle hepsini Box'ın içerisine almam gerekiyor. Sağdan sola yaptığın seçimlerde ise sadece box'la temas etmesi yeterli oluyor. İlave seçim seçeneklerimiz de var burada. Mesela bir eleman seçtiniz. Bu elemanın dışındaki diğer tüm elemanları seçmek istiyorsunuz. Home sekmesindeyim bakın gördüğünüz gibi. Select moddan Invert Selection'ı kullanabilirsiniz burada. Yine Select All'u görüyoruz. Invert Selection'ı önce bir uygulayalım. Bakın buradaki elcik seçiliydi. Elcin dışında kalan diğer elemanlara geçti seçim modu. Select All var. Bunu kullanabilirsiniz veya Deselect'e koymuşlar buraya ek olarak. Eğer seçimlerde sık kullandığınız elemanlar varsa bunlardan bir selection set oluşturabilirsiniz. Selection set oluşturmak için diyelim ki ben buradaki ucumuz, şuradaki mandrinimiz şöyle seçelim. Bir de elcimiz bir selection set olsun diyelim. Bunları seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açıyoruz. Create Selection Set. İsim vermenizi isteyecektir sizden. Mesela Selection Set 01 diyelim. Daha sonra bu Selection Set'e ihtiyaç duyduğunuzda bakın ikinci paneldeki şurada Selection Set sekmesinde göreceksiniz. Buradan seti seçtiğinizde direkt olarak o elemanlar seçilecektir ekranınızda da. Alt bölümde ise seçili olan Selection Set'in içermiş olduğu elemanların isimlerini görüyoruz burada. Şimdi şöyle bu ikinci paneli kapatalım. Ve görünüşlere geçelim. Orientation'lar. Şimdi buradaki orientation'lar Illustrator'in bize sunmuş olduğu hazır orientation'lar. Yani Creo parametrikte olduğu gibi modele işli orientation'lar değil. Fakat biz ne yaptık? Creo parametrikten datayı export ederken resip file'da bir değişiklik yaptık. Author state'i değiştirmiştik orada. Neden? Görünüşler PVZ dosyasına işlensin diye. İşte o işlenen model üzerindeki işlenen görünüşleri burada bakın Drill PVZ modelin kendi isminde böyle bir bölüm göreceksiniz. Model üzerindeki orientation'ları buradan seçebilirsiniz bakın. 3D bir model üzerinde görmüştük bakın. Burada da aynı orientation karşınıza gelecektir.
Veya böyle bir seçeneğiniz yoksa Illustrator'in hazır vermiş olduğu orientation'ları kullanabilirsiniz. Yeni orientation'ı da buradan oluşturabilirsiniz. Bakın mesela izometrik bir. Şu an bende böyle bir görüntü sağladı. İzometrik 2 arkadan gösteriyor. Veya front yönüne bakalım. Evet, front tam karşıdan gösteriyor. Diyelim ki yeni bir orientation'a ihtiyaç duydunuz. Belki ben böyle bir orientation kullanmak istedim görünüşümde. O zaman gideceğimiz yer yine orientation menüsünde customize bakın. Customize'ı girdiğinizde buradaki mevcut orientation'ları da bu bölümden düzenleyebilirsiniz. Edit diyebilirsiniz bakın. ISO 1 düzenleyeceksiniz diyelim. Edit deyip açılarını değiştirebilirsiniz. Ben ne yapmak istiyorum? Bu görünüşü yeni bir görünüş ismiyle buraya kaydetmek istiyorum. O zaman New dediğimde şu an zaten ekranda durmuş olduğu açıları burada bize gösteriyor. Direkt olarak yapmam gereken şey buradan bir isim verip görünüş 01 olsun. OK deyip kaydetmek. Deneyelim şu anda datamızı. Görünüş 01 burada bakın. Az önce benim ayarlamış olduğum görünüşe geçti tekrar burada. Ve bu görünüşler dediğim gibi model üzerine işli değil. Yani siz bu çalışmayı kapatıp başka bir çalışma açtığınızda buraya kaydetmiş olduğunuz isimle bu görünüş yine burada yerini alacaktır. Illustrator'in ayarlarına kaydeder bunu. Veya tam açısal olarak bir görünüş hazırlamak istiyorsunuz. Mesela fronttan yola çıkarak şöyle customize diyelim, yeni bir görünüş oluşturacağız. X, Y, Z'de kaç derece çevireceğinizi bakın sol alt bölümde eksenleri göreceksiniz. Y ekseni, X ekseni, buradaki X, Y, Z ondan bahsediyor. Mesela bunun da ismine görünüş 0,2 diyelim. Ben bunu öncelikle Y ekseni etrafında 30 derece dönsün istiyorum. Değeri girdikten sonra aktive diyebilirsiniz bakın. Y ekseni de 30 derece çevirdi. X ekseninde de 10 derece çevirsin diyelim. Ha, yukarı çevirdi. Ben aşağıya çevirsin istiyorum. Eksi 10 girip tekrar aktive dedim. Baktım görüntü ayarlama işlemi artık benim için tamamsa OK deyip bu bölümü kapatabilirsiniz bakın. Yeni oluşturmuş olduğunuz görünüşte görünüş 02 ismini vermiştik. Bu bölümde karşınızda çıkacaktır. Hide, unhide işlemlerinde ise direkt servis bomunuzdan hide edeceğiniz parçaları solunda yer alan tiki kaldırabileceğiniz gibi ekrandan da parçaları seçerek bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz bakın. Parçanı seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açıyorum. Hide Selected seçeneğini bu bölümde göreceksiniz. Orada gizlediğinde de servis bomundaki yine yanında tiki kaldıracaktır. Aynı işlemi tarif ediyor aslında. İlave Hide seçeneklerine baktığımızda Hide seçeneklerini menüde de bakın Home sekmesindeyim. Bu bölümde görüyoruz. Hide Selected veya tüm hide'lanmış olanları geri getirmek istiyorsunuzdur. Unhide diyebilirsiniz. Veya yalnızca seçili olanlar ekranda kalsın istiyorsunuzdur. Isolate Selected diyerek yalnızca onları bırakabilirsiniz ekranda. Zoom seçenekleri yine diğer programlarla benzer. Mouse tekerlerini zaten sıkça kullanıyoruz. Zoom in, zoom out için. Veya pencereyle zoom yapmak istediğinizde şöyle zoom window kullanabilirsiniz. Zoom all direkt üzerine klikleyebilirsiniz. Zoom all dediğinizde ekranınıza ortalayacaktır datayı. Veya bakın ürün ağacından veya grafik ekrandan bir data seçtiniz. Bunu ekrana zoomlamak istiyorsunuz. Seçtikten sonra sağ tuş menüsünden zoom selected'ı da kullanabilirsiniz. Ya da diyelim ürün ağacından bir bol seçtik. Zoom selected. Yine kısa yollara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu kısa yollar alıştıktan sonra size çok hız kazandırıyor. Bu şekilde Zoom Selected'ı kullanabiliriz. Şimdi görünüş modları ve ışık ayarlamalarıyla ilgili bölüme geçelim. Figür sekmesine geçiyorum bunun için. Burada bakın Illustrator'da en sık kullanacağımız yerlerden bir tanesi render modu değiştirmek. Default olarak Shaded modda görünür datanız. Burada ilave seçeneklerimiz Shaded with Edges var. Flat Shaded with Edges. Cell Illustration, HLR, Color HLR'yi görüyoruz.
illustration, white shaded illustration. Tekrar shaded'a döndürüyorum. Perspektif görünüşü açabilirsiniz, aktif edebilirsiniz buradan. Bu arada şunun hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Modeli döndürürken ekranda beliren kırmızı, yeşil, mavi renkli koordinat eksenine benzeyen bir eksen göreceksiniz. Bu aslında bizim spin center'ımız, yani dönme merkezimiz. Bu dönme merkezi bazen modelin kenarlarından tutup çevirmek istediğimizde sizi zorlayabilir. Onu şurada home sekmesine gelip spin center'ın üzerine kliklerseniz o spin center'ın üzerine kliklemeniz otomatik spin center'ı aktif edecektir. Ne olur o aktif olduğunda peki? Mouse'un orta tuşuna nerede kliklerseniz dönme ekseniniz orada olmuş olur ve daha rahat bir orientation, daha rahat bir döndürme işlemi sağlar size. Perspektif görünüşü figür sekmesinde perspektif butonuna klikleyerek aktif ediyoruz demiştik. Veya burada perspektifin kamera açısını buradan değiştirebilirsiniz. Şöyle 80 yaptığınızda veya yükselttiğinizde bunu daha geniş açılar verecektir bize. Düşürdüğümüzde ise daha dar bir kamera açısı bize sağlayacaktır. Işıklara müdahale etmek isterseniz default her zaman headlight'tadır. Single light, two light gibi seçenekler var burada. Veya single light seçtiniz. Çünkü bazen işte two light veya three light'ta şu şekilde çok parlak ışıklar gelebiliyor. Bu parlama ile ilgili ayarlamaları şu edit bölümünden gerçekleştirebilirsiniz bakın. İşte burada ambient, diffuse, specular gibi ayarlar var. Buradan bu parlama ile ilgili değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz. Daha aydınlık veya daha karanlık olacak şekilde ışığınızı ayarlayabilirsiniz. Işık ve görünüşle ilgili ayarlamalarınızı yaptıktan sonra artık bir figür görünüşü oluşturmanın zamanı geldi. Ürün ağacı yapınızın üstünde bakın ikinci bir sekme göreceksiniz, Figures diye. Figures sekmesine geçtiğinizde bu figür görünümü 3 ayrı görünüm verecektir size. İşte bakıyoruz. Dependency View, Folder View veya Gallery View şeklinde 3 ayrı görüntüleme modu verecektir. Şu an Dependency View'da görüyoruz. İşte Folder View'da klasör yapısını görecektir. Biz galeri görünümünü daha çok tercih ediyoruz. Direkt olarak burada küçük resim şeklinde görünüyor çünkü gerçekleştirmiş olduğunuz görünüş. Peki şu an neden burada herhangi bir görünüş görünmüyor? Çünkü biz ilk figürümüzün görünüşünü kaydetmedik henüz. Bunu nasıl kaydedebilirsiniz? Aslında modeli ilk import aldığınızda bakın altta seçeneklerim hala duruyor. Ayarlamadığım için figür görünüşünü. Figür görünüşü ayarlanmadı. Mevcut görünüşü kullan diyebilirdim aslında o anda. Veya sonra ayarlayacağım da diyebilirsiniz. Diyelim ki buna daha sonra ayarlayacağız dedik. Kapattık o bölümü başta. Tekrar nasıl gerçekleştirebiliriz bu işlemi? Home sekmesine gelip kamera ikonuyla figure view'u göreceksiniz bakın. Use current view derseniz veya CTRL home kısa yolunu tuşlarsanız figure view'unuz yani figür görünüşünüz burada yerini alacaktır. Diyelim ki bu görünüşü güncellemek istediniz. Mesela şöyle arkasından bir görünüşe geçtim. Güncellemek istediğinizde tekrar use current view demeniz yeterli. Ben onu tekrar ön görünüşe çevireceğim. Model görünümlerinden seçeyim hatta burada 3D1'e getir dedim. Bunu figür görünüşü olarak kullanmak istiyorum. Ya da ayarlamış olduğunuz figür view görünüşü yani figür görünüşünü kaybettiniz. Modeli oriente ettiniz. Tekrar o figürün görünüşüne dönmek istiyorsunuz. Aynı bölümden Go to Figure View diyerek o görüntüye gelmesini sağlayabilirsiniz tekrar. İlk figür görünüşünü oluşturdunuz. Yeniden isimlendirebilirsiniz. Sağ tuşuyla klikleyip üzerine rename edebilirsiniz. Veya aynı görünüşü bir daha kullanacaksınız veya buna benzer, buna yakın bir görünüş tekrar ayarlayacaksınız diyelim. Duplicate edebilirsiniz görünüşü. Duplicate ettiğinizde kopyalayacaktır aynı figür görünüşünü. Yine rename diyerek bunu da figür 2 diyebilirsiniz. Hatta figür 2'yi oluşturmuşken ona farklı bir görünüş oluşturalım.
Use Current View diyelim. Veya tamamen en baştan yeni bir figür görünüşü oluşturacaksınız. Figür sekmesine geçerek New Figure diyebilirsiniz bunun için. En başta datamızı import ettiğimizdeki ekrana döndürecektir bizi. Aynı şekilde ister buradan default seçeneğini seçip komple datanızı kullanabilirsiniz. İsterseniz SimPrep yapılarınızdan birini seçerek de datanızı, figür görünüşünüzü oluşturabilirsiniz. Bu figür görünüşü için de HLR modda görünsün diyelim. Buradaki modlar için tick ve thin seçeneği de var ayrıca burada. Yani ince çizgilerle görünsün, kalın çizgilerle görünsün gibi. Veya white shaded illustration'da görünsün diyelim bunun içinde. Bunda şimdi sürekli home sekmesine gitmek istemiyorum figure view için. Artık kısa yolu kullanacağım. Ctrl ile home tuşluyorum ve figür görünüşümü oluşmasını sağlıyorum bu bölümde. Eğer yeni oluşturacağınız figürü yalnızca seçili olan bazı datalarla, bazı parçalarla veya bazı alt montajlarla oluşturmak istiyorsanız, diyelim ki nasıl şöyle. Hemen bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Bu özelliği de şurada servis bomu üzerinden göstereyim. Bakın klavyenin sol ve sağ tuşlarını ürün ağacında bir üst montajı seçmek veya bir alt montajı seçmek için kullanabilirsiniz bakın. Diyelim ki part seçelim burada. Ucu seçtim. Sol tuşa kliklediğimde yukarıya doğru gidecektir seçim ürün ağacında. Bu da seçimlerde sıkça başvuracağınız bir yöntem olacak. Şimdi benim amacım yalnızca seçili olanlarla yeni figürü oluşturmakta. Diyelim ki yalnızca bu yapıyla yeni bir figür oluşsun istiyorum. O zaman seçimi gerçekleştirdikten sonra sağ tuş menüsünü açıp ekranda sağ tuş menüsünü açmak için biraz basılı tutmamız gerekiyor. Sağ tuşu. Open Selected in New Figure seçeneği bakın. Bunu tıkladığımda yalnızca bu elemanlar diğerlerini hide'layacaktır bakın. Zaten seçtiğim elemanlar Gearbox Chuck alt montajına ait elemanlarmış. Diğerlerinin tikini kaldırıp hide ediyor aslında. Bunlarla da yeni figürümü oluşturuyor. Bu yeni figür için de Use Current View diyebilirim. Figür oluşturma ve düzenleme ile ilgili işlemleri bitirdikten sonra kesit oluşturma ile ilgili işlemlere geçelim. Kesit oluşturmak için gideceğiniz sekme Sectioning sekmesi. Bu bölümde bir düzlem veya düzlemsel yüzey seçmenize gerek yok. Direkt olarak View Section butonuna klikleyip aktif kesiti görüntüleyebilirsiniz. Şu an bakın bu bölgeden oluşturdu kesiti. Eğer ki kesit düzlemini görmek isterseniz Show Boundaries butonunu aktif etmeniz gerekiyor. Kesiti düzenleme işlemlerinde bu kesit düzlemini görmeye ihtiyacımız var. Çünkü kesiti öne ve arkaya kaydırma ihtiyacımız olabilir. O gibi durumlarda kesit çerçevesinin üzerine kliklediğimizde ekrana transform için oklar gelecektir bakın. Bu okları tutarak da istediğimiz bölgeye kesit düzlemini kaydırabiliriz. Eğer ki kesit düzleminin yönünü değiştirmek isterseniz Preset Section bölümünü açıp diğer alternatiflere göz atabilirsiniz. X eksis, Y eksis gibi. Burada aynı zamanda A ve XX001 isminde iki adet daha kesit var. Bunlar Creo Parametric'te hazırlanmış olan, yani bizim 3 boyutlu modelimizden gelen kesitler. Illustrator'a ait kesitler değil, model üzerinde buraya gelmiş olan kesitler. Şimdi ben şöyle uygun bir kesit olarak X eksiste kesitimi oluşturayım. Kesitin yönünü çevirmek istediğinizde oklardan faydalanabilirsiniz. Bakın okları şöyle kullanabilirsiniz. Döndürmeye başladınız dıştaki oku. Mesela bunu ne kadar döndürme ihtiyacım var? Tam tersine çevireceğim için 180 derece. Hiç bırakmadan bu oku klavyeden 180 enter deyip tersine çevirebilirsiniz. Veya direkt flip etmek isterseniz o zaman kesit düzenleme menüsünü açmanız gerekiyor. Ona şuradan ulaşacaksınız bakın. Bu setup bölümünde küçük bir ok göreceksiniz burada. Properties'i açacaktır burası. Cut 1 şu andaki mevcut oluşturulmuş kesitten bahsediyor Cut 1 olarak. Flip diyerek buradan da tersine çevirebilirsiniz kesit düzleminin yönünü. Veya farklı bir ihtiyaç olarak kesit düzleminizin belirlediğiniz bir yüzey üzerinde yer almasını istiyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Z eksenine çevirelim ve bu Z eksenindeki kesit düzleminin şuradaki düzlemsel yüzeyde yer almasını istiyorum. O zaman yine bu menüyü kullanacağız.
Burada bakın intersecting point location diyor. Set by referansa klikleyerek öncelikle parçayı seçiyorum. İkinci seçimde ise yüzeyleri tanıyacaktır mouse imlecim. Gelip kesit düzlemini almak istediğim yüzeyi seçiyorum. İşlem bu kadar. Şimdi tabii ben bunu kullanmayacağım. Tekrar x eksisi yönüne çevirip yönünü flip ediyorum. Ve bu menüyü kapatıyorum. Bu bölümde yalnızca düzlemsel kesitler değil, çeyrek kesitler de oluşturabilirsiniz. Bakın quarter cut seçeneği ile. Şu an quarter cut'ı gerçekleştirdi. Fakat yalnızca uç bölgesini de gerçekleştirdi. Şöyle yapalım. İkinci bir düzlem daha getirdi bakın buraya. Bu düzlemi alıp şöyle geriye doğru çekelim. Hatta az önce öğrenmiş olduğumuz bilgiyi kullanarak bu yüzeye kadar gelmesini sağlayalım. Setup bölümünü açtık. Cut 2 Set by Reference deyip o düzlemi seçelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi çeyrek bir kesit oluşturmuş olduk. Fakat bu tarz gösterimlerde bütün modellerin kesitte uygulanmasını istemeyiz. Onun seçeneği de burada bakın. Intersect with all seçeneği işaretli olduğu için bütün modelleri kesit işlemine dahil ediyor burada. Intersect with all seçeneğini kaldırıyorum. Yalnızca benim seçtiklerimi uygulasın istiyorum kesite. Şöyle yapalım. Mandrinimizi ve ucumuzu kesmesin. Yalnızca gövde parçalarını kessin. Aynı zamanda buradaki civataları da dahil etsin ki onlar da çıkmasın karşımıza. Seçim işlemlerinde eğer zorlanırsanız sağ alt bölümdeki mouse filtresini kullanabilirsiniz bakın. Parts'a getirirseniz onu daha kolay bir seçim gerçekleştirebilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra Add Selected diyerek bunları Intersection bölümüne ekliyorum bakın. Ve bu şekilde yalnızca gövde parçalarının kesilmiş olduğu bir kesit görünümü elde ediyorum. Diyelim ki fazladan parçalar seçtiniz. Almak istemediğiniz parçaları bu bölüme aldınız. Seçmiş olduğunuz parçaları, şu an 4 adet parça seçili. Seçmiş olduğunuz parçaları görmek için şu Intersection bölümündeki küçük oka klikleyip seçili parçaları buradan görebilirsiniz. Mesela Bolt'u geriye getirelim. Seçip parçamızı Remove derseniz listeden kaldıracaktır bunu. Ve bakın Bolt tekrar bu bölümde keste dahil edilmediği için görünür oldu. Onu tekrar seçip Add Selected ile dahil edelim kestimize. Kesit düzlemi ve dolgu rengi ile ilgili ayarlamalara gitmek isterseniz yine başta kesitle ilgili özellikleri ayarlamıştık. Setup bölümünden Properties'i açıp bu kısımdan değiştirebilirsiniz. Buradaki seçeneklerde de bakın Intersection'a dahil edilmiş parçaları buradan da görüp düzenleyebilirsiniz. Benim düzenlemek istediğim dolgu rengi ve kenar çizgilerinin rengi. Üst bölümdeki Use Single Color for Sectionalize seçeneği kenar çizgilerinin rengini verecektir bakın modellerinizin kestindeki. Alt kısımdaki bölüm ise yüzeylerin dolgu rengini verecektir. İlave olarak ne seçenekler görüyoruz burada? Kesit düzlemlerini göster gösterme ve Cap Section yani modellerin yüzeylerini dolgulu göster veya modeli yüzey şeklinde göster seçeneğini görüyoruz aslında Cap Section'ine. Diyelim ki dolgu rengi ayarladık. Rengimizi değiştirmek için de rengin üzerine kliklerseniz renk paletiniz açılacaktır. Buradan ihtiyacınıza göre ister renk tekerleğinden ayarlayıp ister hazır olan Basic Colors bölümünden renginizi ayarlayıp OK demeniz yeterli. Kesit oluşturma ve düzenleme ile ilgili tüm yapacaklarımız bu bölümde bunlar. Şimdi modelimizin görünüşünü şöyle ayarlayalım. Tabi kesit düzlemlerini istemiyoruz. Onları tekrar deaktif edip kapatacağız. Düzenleme ihtiyacı duyduğunuzda yine Show Boundaries'i aktif edip düzlemlerin konumlarını değiştirebilirsiniz. Creo Illustrate üzerinde modellerinizi yeniden de renklendirebilirsiniz. Bakın burada gövde parçalarım transparan renkli görünüyor. Bunların transparan görmesinin sebebi Creo Parametric'te o şekilde renklendirilmiş. O yüzden buraya da transparan olarak gelmiş bu datalar. Bunları tekrar renklendirmek için şöyle CTRL tuşundan da faydalanarak çoklu seçiyorum parçalarımı. Burada bakın part sekmesi görünecektir. Gidiyorum bu sekmeye. Transparency'yi değiştireceğim için gideceğim bölüm Transparency. Geliyorum. İster transparan, daha fazla transparan yapabilirsiniz. %100 yaparsanız tamamen görünmez olacaktır.
Ben opak olsun istiyorum. %0'a getirip okey diyorum modellerimi. Veya yeniden renklendirmek istiyorum. Aynı yöntemi uygulayacağım. Parçalarımı seçip Color bölümüne klikleyip şöyle daha koyu bir renk seçelim buradan. Okey dedim. Bu part sekmesinde açılan komutlarda aslında ihtiyacım Color, Transparency, Phantom'la ilgili bölümler. Yani burada Create Set'i videonun başında göstermiştik. Sağ tuş menüsünden parçaları seçip bir Selection Set oluşturmuştuk. Yine Zoom seçeneklerini burada görüyoruz. Height seçenekleri, Orientation'lar. Yine Transform'a ve patlatılmış görünüşe ise daha sonra geleceğiz. Yani aslında burada Style ile ilgili olan komutların dışındaki diğer komutlar, diğer sekmelerde de göreceğiniz komutlar. Pek bir farklılık yok. Şimdi gelelim detay görünüş oluşturma ile ilgili işlemlere. Detay görünüşleri oluşturmak için Creo Illustrator'te insetleri kullanıyoruz. Program size 3 farklı inset yapısını hazır olarak veriyor. Bunları ekledikten sonra düzenleyebilirsiniz veya default kullanmak istediğiniz farklı insetler de varsa yeni bir inset de oluşturabilirsiniz. Inset'i uygulaması ise şu şekilde. İhtiyaç duyduğum bir inset seçiyorum. Göstermek istediğim bölgeye mouse'un sol tuşunu klikleyip çizgi çizer gibi çizgiyi uzatıyorum ve mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Inset'i ekledikten sonra Focus bölümünün sınırlarını veya buradaki inset büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Inset seçip çerçevenin büyüklüğünü değiştirebilirsiniz bakın. Veya fokus bölgesinin büyüklüğünü değiştirmek isterseniz. Fokus kilitli olabilir yalnız. Ekledikten sonra kilitler fokus bölgesini. O yüzden inset yapısını seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açın ve Unlock Focus seçeneğini işaretleyin tekrar. Ve bakın fokus bölgesinin çerçevesi aktif hale gelecektir. Buradaki çerçeveyi istediğim gibi büyüklüğünü değiştirip istediğim bölgeye alabilirim. Veya inset'i düzenlemek istiyorsanız yine aynı şekilde inset'i seçip sağ tuş menüsünden Edit Properties diyebilirsiniz. Burada inset görünümünü bu pencereyi kenara çekeyim. İnset görünümünü circle olarak işte kare olarak gösterebilirsiniz. Dörtgen olarak veya altıgen olarak gösterebilirsiniz. Diyelim ki kare olarak görünsün. Corner radius göstermek isterseniz işte küçük, orta ve büyük şeklinde 3 farklı corner radius seçeneği sunuyor bize. Biz istemiyoruz corner radius. Border olsun mu insetin üzerinde? Çerçeveler görünsün mü, görünmesin mi? Line style değiştirebilirsiniz isterseniz bu bölümden. Farklı line fontları var bu bölümde. Yine çizgi rengini farklı çizgi renklerinde seçebilirsiniz. Bunu tekrar solid yapalım. Inset arka plan rengini buradan değiştirebilirsiniz. Bakın şu anda figure background'ı kullanıyor. Figure background'ı kullanmasın diyorum. Farklı bir renk seçeceğim. Mesela mavi renkte görünsün arka planımız. Aynı şekilde alt bölümde de çizginin line fontunu ve çizginin kalınlığını değiştirme ile ilgili işlemleri göreceksiniz. Burada leader tipi straight line şeklinde, sweep arrow diyebilirsiniz. Genişliğini değiştirebilirsiniz bakın buradan. Aslında bu sweep arrow yaptığınızda şuradaki inset tipini şöyle göstermek istiyorum. Şu inset ağının tipinde göre değiştirmiş oluyoruz aslında insetimizi. Tekrar Properties'e girelim. Bunu straight line'a geri çeviriyorum. Yine çizgi kalınlığını değiştirmek isterseniz buradan line weight'i ayarlayabilirsiniz. Line color da diğer ayarlarla benzer şekilde. Diğerini kırmızı yapmıştık. Bunu da kırmızı yapalım. Bu pencerede bir de şu detay var. Halo efekti bakın. Bu halo efektini Illustrator içerisinde farklı yerlerde de göreceksiniz. Bu halo efekt şunu sağlıyor. Eğer ki çizgileriniz modelle üst üste denk gelirse belirlemiş olduğunuz renklerde onun etrafını parlatıyor. Bakın border'da mesela kapatacağım. Şu çizgiye dikkat edin. Border'da kapattığımda etrafında beyaz bir parlama var bakın. Onu kapatıyor. Neden beyaz olarak parlıyor? Çünkü halo efekti şu an beyaz renkte. Mesela sarı yapalım onu. Sarı olarak parlayacaktır bakın çizgileriniz. Veya halo efekti istemiyorsanız hem border'dan hem leader'dan kapatabilirsiniz bunu. Bu arada bu çizgi çok kalın olmuş. Bunu biraz inceltelim. Ya da halo efekti kullanıyorsanız efektin yoğunluğuyla ilgili ayarlamaları da yine burada weight bölümünden veya işte transparency'sini değiştirmek isterseniz
Aynı şekilde onu da bu bölümden gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bizim uygulamış olduğumuz insette fokus bölgesini çerçeve ile gösteriyor. Tercihe göre çerçevesiz kullanmak isteyebilirdiniz. Silelim bu inseti. Silmeden önce hemen bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. Burada bizim ikinci panelimiz vardı. Figure Content'i gösteriyordu bize. İkinci paneli açarsanız bakın. Şu an bir section uygulamışım, bir de inset eklemişim. Bu figure content'i buradan da izleyebilirsiniz. Seçim işlemlerinde bu bölgeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu insetimizi silelim. Ve mevcut insetlere göz atalım. Ben aynı şekilde kare çerçeveli ve düz çizgili fokus bölgesi olmayan bir inset istiyorum. Ve her defasında bunu kullanıyorum diyelim ve bunu tekrar tekrar ayarlamak istemiyorum. O zaman yeni bir inset yapısını oluşturup bu bölgeye eklemeye ihtiyacımız var. Gideceğimiz bölüm Manage Insets. Mevcut insetleri burada göreceksiniz bakın. Yeni bir inset oluşturmak için Add seçeneğine klikliyorum. Diğerlerinde ABC diye gitmiş. Biz de buna Inset D diyelim. Aynı ayarlamalar burada mevcut bakın. Az önce Edit Properties'e girdiğimdeki aynı ayarlamalar. Farklı bir ekran değil. Şimdi ben az önce bahsettiğim gibi kare olacak şekilde fokus bölgesini istemiyorum dedim. Bak onu buradan aktif ya da deaktif edebilirsiniz. İstemiyorum o bölgeyi. Border Weight'i 0.12 olsun. Çizgi kalınlığı 0.12. Düz çizgili görünsün. Solid renkte görünsün. Halo efekti olsun istiyorum. Fakat ince olsun. 1.5 olarak. Okey dedim. İnsetim geldi bakın bu bölgeye. Şimdi bunu uygulamak için de veya çizgiyi farklı fontta yapalım. Bazen üst üste geldiğinde hoş olmuyor. Hidden line değil. Dot olarak yapalım. Nokta nokta. Neyse hoşumuza gitmezse yeniden değiştiririz buradan. Okey dedim. Bakın insetim artık bu bölgede hazır. Aynı şekilde uygulayacağım az önceki gibi. Seçtim insetimi. Buradan şöyle uzatıp böyle bir inset göstereceğim. Tamam, çizgi fontum da gayet iyi. Fokus bölgesinin büyüklüğünü değiştirelim. Aynı şekilde unlock focus diyerek fokus bölgesinin büyüklüğünü ayarlayalım şöyle. Biraz fazla büyük oldu. Bu şekilde görünsün. Hemen insetimizin arka planını ilave olarak onu ayarlayacağım. Arka planımız da şöyle koyu yeşil olarak görünsün. Şöyle görünüşümü biraz daha şu şekilde ayarlayacağım. Bakın modeli döndürdüğünüzde insetin bakış yönü kaybolmaz. Dikkat ettiyseniz. Yani modeli farklı yönlere çevirebilirim. İnseti aldığınız yön kaybolmayacaktır. Şimdi modelimizi şöyle ayarlayalım. İnsetimizi de yanına bu şekilde koyalım. Dilerseniz bu eklemiş olduğunuz insette farklı render modu da kullanabilirsiniz. Bakın şu an insetim seçili. Sağ tuş menüsünü açıyorum. Render moda geldiğimde bakın inset seçiliyken mesela HLR'yi uygulayabilirim. Tabi figure background'ı yeşil yaptığımız için yeşil oldu. Onu eski haline geri getirelim. Figure background diyelim. Veya farklı ne yapabiliriz? Bakalım. Mesela white shaded diyebiliriz. Gördüğünüz gibi insetin render modu ve modelin render modu birbirlerinden ayrı çalışıyorlar. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz figüre bir de sembol ekleyelim. Sembol bölümünü açtığınızda bakın burada default olarak alyan anahtar, pense, tornavida gibi elemanlar olacaktır. 3 boyutlu elemanlar. İşte uyarı tabelalarınız var default olarak. İşte yüksek sıcaklık gibi. Veya işte yağdanlığınız burada. Yapıştırıcınız. Yine oklara ihtiyaç duyabilirsiniz. Yine bu bölüme ilave elemanlar eklenebilir. Buraya ilave elemanlar eklemek için yine bu elemanların bir 3D, eğer 3 boyutlu bir eleman ekleyecekseniz bunun 3 boyutlu CAD datasına ihtiyacınız var. Ve bu CAD datayı Creo'dan PVS olarak, az önce bakın PVZ kaydetmiştik modeli, fakat kütüphane elemanını kaydederken PVS olarak kaydediyorsunuz. Ve o PVS dosyası OL uzantılı bir dosya oluşturuyor. Ve bunu dosyayı kütüphaneye çekebiliyoruz. Şimdi ben bu figür görünümünde
Şöyle bir sembol kullanacağım. Burada sıkışma riskini gösteren bir sembol. Sembolü seçip ekrana kliklediğimde sembolüm gelecektir bakın. Büyüklüğünü ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sembolün konumu aynı zamanda modelle bağlantılıdır bakın. Çünkü 3 boyutlu bir eleman gibi davranır. Yani datanıza belli bir uzaklığı vardır koordinat eksenine göre. O yüzden modeli oryante ettiğinizde sembolünüzde konumu değişecektir. Ben onu tekrar şu şekilde göstereyim ve bunu şöyle ayarlamıştık. Burada Figure View'i de bir güncelleyeyim. Şöyle Ctrl ile Home kısa yoluyla Figure View'imizi de güncellemiş olalım. Şimdi bu uyarı sembolümüzün altına da bir not ekleyelim şöyle. Notlar için bakın callout'ları kullanabiliriz. Callout'ları hem numaralandırma işlemi için kullanıyoruz hem de serbest not oluşturmak için. Burada farklı callout tipleri var bakın. Şöyle not bölümünden serbest bir not oluşturacağım. Notu ekledikten sonra bakın teksti düzenlemek için çift klik yapın diyor. Çift klik yaptığımda direkt olarak tekstimi buraya yazıyorum. Şöyle bir uyarı yazalım. Eğer bol giysiler giyiyorsanız sıkışmaya dikkat edin, dönen dişliler diye bir uyarı yazalım. Biraz font size'ı büyütelim, büyük görünsün. Rounded istemiyorum, rectangle olarak görünsün. Fill color'ı değiştirelim, şöyle dikkat çeken bir renkte görünsün. Sarı genelde bu tarz uyarılarda güzel dikkat çekiyor. Şu an ok olmadığı için leader ile ilgili seçenekler kapalı. Yine halo efekti burada da göreceksiniz bakın. Halo efektle şu anda ilgili herhangi bir ayarlama yapmıyorum. Ve bunun konumunu da şu şekilde sembolün altına koyalım. Bakın basit bir figür görünümünü birlikte hazırlamış olduk. Patlatılmış görünüş oluşturma ile ilgili işlemlerimize geçelim. Şimdi bunun için yeni bir figür oluşturalım. Yine Serviceable Parts için bu elemanları seçtiğimizden dolayı yeni figürde yine bunlarla oluşturalım. Şimdilik Current View'u kullan diyelim. Transparency'yi tekrar ayarlayalım. Şimdi burada parça renklerini figür 4'te değiştirdiğim için fakat yeni oluşturduğum figür ise figür 1'den aldığım için renkleri buraya yansıtmadı bakın. O yüzden tekrar transparanlığı kapatma ihtiyacı hissettim burada. Parts bölümüne gidip Transparency'yi düzenledim. Yani bu demek oluyor ki aynı parçayı farklı figürlerde, farklı renklerde gösterebiliyorsunuz Creo Illustrator içerisinde. Şimdi eğer Creo parametrikten yani 3 boyutlu modelinizden gelen hazır patlatılmış görünüşler varsa onları Preset Explode bölümünde göreceksiniz. Bakalım Assembly Explode. Tabi buradaki Preset Explode ana montaja ait olduğu için bu alt montajı etkilemedi. Bakın figür 1'e dönersem şöyle biraz uzaklaşayım. Preset Explode'da Assembly Explode'u göster dediğimde Creo parametrikte hazırlanmış olan patlatılmış görünüşü burada bana gösterecektir. Neden alt montajda göstermedi? Çünkü patlatılmış görünüş ana montaj üzerinde hazırlanıp onun üzerine işlenmiş. Alt montaj üzerine değil. O yüzden görmedik. O zaman ben burada yeni bir patlatılmış görünüş oluşturayım. Patlatılmış görünüş oluşturmak ve düzenlemek için Transform komutuna ihtiyacınız var. Bakın onu hemen bu bölümde göreceksiniz. Kısa yol olarak ise F3 tuşunu kullanabilirsiniz bakın. Transform şu şekilde çalışır. Transform'u aktif ettikten sonra seçtiğiniz model üzerinde bakın oklar yer alacaktır. Aynı az önce kesti düzenlerken kullanmış olduğumuz oklar gibi. Bu okları da şu şekilde kullanabilirsiniz. Üzerindeki istediğiniz gitmek istediğiniz yöndeki oku şöyle mouse'un sol tuşu ile tutup sürükleyebilirsiniz. Eğer ki belli bir mesafede sürüklemek istiyorsanız, diyelim ki ben bunu işte 350 milimetreye kadar sürüklemek istiyorum. Bunu elle ayarlamak her defasında zor oluyor. Klavyeden 350 yazıp Enter dediğimde bunu o konuma getirecektir. Aynı şekilde bunu da buraya getirelim. Hepsini milimetrik ayarlamayacağım. Şöyle kabaca patlatılmış görünüşümü oluşturuyorum. Şöyle yapalım bu kısmı da. Civataları şöyle seçelim. Bu tarafına geçmem gerekecek.
Bunları şöyle ayırıp bu bölümü de biraz geriye itelim. Buradaki parçayı da şuraya çekersem görünüşümüz hazır olmuş olacaktır. Biraz daha şunları şu orta bölgeye doğru düzenleyelim. Ve figure view'umu nasıl olsun tam bu şekilde ayarlayalım. Ctrl ile Home diyerek figure view'umu kaydetmiş oluyorum. Eğer ki oluşturmuş olduğunuz patlatılmış görünüşte kozmetik line'ları yani explode line'ları görüntülemek isterseniz yapmanız gereken şey mesela uca ait explode line'ı görüntüleyelim. Parçayı seçip Home sekmesinde bakın explode lines komutunu göreceksiniz. Komuta klikliyorum. Ve çizgiyi kendiliğinden zaten gitmesi gereken yere kadar oluşturuyor. Fakat çizginin daha farklı bir konuma gitmesini istiyorsanız bunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın çizgi seçiliyken sağ tuş menüsünü açarsanız burada Select Start End Point'i göreceksiniz. Nasıl ayırt edeceğiz Start ve End Point'i birbirinden? Dikkat ederseniz bakın çizgi seçiliyken bir ucu yeşil daire, diğer ucu ise mavi küp şeklinde görünüyor. Geldik Select Start End Point menüsüne. Bakın yeşil bölge Start Point, mavi bölge ise End Point'i temsil ediyormuş. Bizim amacımız Start Point'in yerini değiştirmek. Seçiyorum Start Point'i. Bu parça üzerindeki bu silindirik yüzeyi kullan diyorum ve çizgimizi o bölgeye kadar uzatıyor. Eğer ki çizgi ile ilgili ilave font ayarlamaları gibi işlemleri yapmak istiyorsanız yine çizginizi seçip Explode Line sekmesi açılacaktır. Bakın sekmeye gittiğimizde işte halo efekti görüyoruz. Farklı pen fontlarını, farklı çizgi fontlarını uygulayabilirsiniz buradan. Veya işte çizgimizin uçları düz çizgi şeklinde mi görünsün, nokta şeklinde veya ok şeklinde mi görünsün? Bu gibi ayarlamaları da yine bu bölümden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir explode line daha oluşturacağım. Mesela şöyle olsun. Bu civatamızı X yönünde de çekme ihtiyacımız doğdu diyelim. 150 mm çekmiş olalım. Ve buna ait explode line'ı oluşturalım şu şekilde. Dikkat edin bakın explode line civatanın bu yüzeyinden başlayıp bu bölüme gidiyor. Şimdi onu ben buradaki deliğe gitmesi için düzenleyeceğim. Aynı az önce yapmış olduğum gibi. Aynı şekilde çizgimi seçiyorum. Sağ tuş menüsünü açıp her iki noktayı da düzenleyeceğim. End point'i düzenleyelim öncelikle. Bu yüzeyi kullan diyelim. Start point'i de değiştirelim. Buradaki bu yüzeyi kullan diyelim. Şimdi bakın yalnız yol hala değişmedi. Civatanın ortasından çıkıyor çizgi. O zaman petimi değiştirmem gerekiyor benim. Explode line sekmesine geldim tekrar. Direct yapmayacağım. O zaman direkt düz gidecektir. Global koordinat sistemini kullansın. O zaman Axis order'daki diğer yönlere bakıyorum. Zaten hemen bir alt sıradaki Z, Y, X'e çevirdiğimde çizgi istediğim şekilde gelmiş oldu. Şimdi ben bu bölümde bu çizgiyi silip bu modeli tekrar önceki konumuna getirmek istiyorum. Şimdi böyle bir patlatılmış görünüş oluşturduktan sonra burada parçalarınızı numaralandırmak isteyebilirsiniz. Numaralandırma işlemini callout'lardan tek tek yapabileceğiniz gibi yani şöyle bakın item number deyip bir numara bu olsun. Tabii şu an ben daha önce numaralarla oynadığım için birazcık 4 numaradan başlattı. Bunlar yeniden sıralandırılabilir. Çok önemli değil. Mesela şöyle bir numaralandırma yaptık diyelim. Mesela buradaki sırayı yeniden düzenlemek istiyorsunuz. Bu 8 numara olmasın, 1 numara olsun, bu 2 numara olsun. Bu şekilde gitsin. Bakın, item list bölümüne geliyorum. Numbering'i renumber callouts diyeceğim. Birden başlasın tekrar. 1 numara bu olsun. 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Numaralandırma sırasını tekrar değiştirdim bakın. Ya da bu numaraları bir hizaya getirmek istiyorum. Bakın şu an dağınık duruyorlar elle numaralandırdığım için. Şimdi ekrandan seçebilirsiniz fakat bazen toplu bir şekilde hepsini seçmeniz gerekebilir. O gibi durumlarda ikinci panelden faydalanın. İkinci paneli açıp callout'ları shift tuşundan da faydalanarak toplu bir şekilde seçtirtiyorum. Burada callout'ları hizaya getirmek için bakın callout sekmesi callout'lar seçildikten sonra burada görünecektir. Gidiyorum bu sekmeye ve bunları üst bölümde hizala diyorum.
İlave olarak ne gibi işlemler görüyorum burada bakın. Font size'ı görüyorum. Mesela şeklini değiştirebilirsiniz. Kare yapabilirsiniz. Dörtgen yapabilirsiniz. İşte farklı şekiller burada mevcut. Yine işte çizgi fontu ile ilgili ayarlamalar, okun görünümü ile ilgili ayarlamaları bu bölümde görüyoruz. Burada bir diğer özelliğimiz de mesela şöyle yapalım. Bunların araları birbirinden eşit uzaklıkta değil bakın. Bunları eşit uzaklıkta dağıtmak için yine Callouts bölümünde yatay dağıtacaksınız eğer. Distribute Horizontally'yi kullanarak aralarını eşit bir şekilde ayarlattırabilirsiniz programa. Şu an ben manuel tek tek numaralandırma yaptım. Veya otomatik numaralandırmayı tercih edebilirdik. Item List bölümüne geçiyorum bakın. Burada otomatik seçeneğini göreceksiniz. Yalnızca partları numaralandıracağım. Entire Structure'da değil, seçmiş olduğum bir assembly yapacağım bu işlemi. Gearbox Chuck ASM'yi seçiyorum bu işlem için. Şu an tabii herhangi bir callout görünmedi çünkü callout no callout şeklinde görünüyor. Burada diyelim ki adetle birlikte göstersin bunları bize. Bakın bu ASM'nin içerisinde ne kadar part varsa hepsini tek tek numaralandırdı. Burada istemediğiniz numaralar olabilir. Bunları ekrandan seçip kaldırtabilirsiniz. Yine yeniden numaralandırmak isterseniz bakın 1 2 3 numara kayboldu mesela 4'ten başlıyor şu anda. Az önce gerçekleştirdiğimiz gibi renumber deyip 1 numara bu olsun, 2 bu, 3 bu, 4 bu ve 5 bu olsun. Onların şeklini ve font size'larını da az önceki gibi ayarlayalım. Biraz büyük görünsün. Şekilleri de circle olarak görünsün. Burada numaralandırmayı yaptıktan sonra program size bir item liste hazırlıyor. Alt paneli açarsanız bakın. Alt panelde item list sekmesinde göreceksiniz. Şu an 1, 2, 3, 4, 5'e kadar numaralandırdık biz. Otomatik numaralandırmayı kullandığımız için diğer parçalar da hala burada görünüyor. Mesela bunları listede istemiyoruz. Seçip Delete Item diyebilirsiniz. Ürün ağacından herhangi bir şey silmez. Korkmanıza gerek yok. Yalnızca numaralandırmış parçaları buradan silecektir. Item listteki elemanlar yeniden isimlendirilebilir. Yine ürün ağacındaki parça ismini değiştirmeyecektir. Yalnızca item list üzerine görünen ismi değiştirecektir. Mesela diyelim ki rename diyelim buna. Body 1 diyelim. Örnek veriyorum. Bakın Gearbox front parçası aslında yalnızca listede ismini değiştirmiş olduk. Bu listeyi aynı zamanda şöyle seçerek Copy Selected derseniz bir Excel dokümanı içerisine de yapıştırabilirsiniz daha sonrasında. Orada da düzenlemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu figürümüzü de bu şekilde hazırlayıp bitirmiş olalım. Ve animasyon işlemlerine geçelim. Animasyon işlemlerini komple data üzerinde gerçekleştireceğim. Şöyle figür 2'den yola çıkalım. Bunu da duplicate edelim. Bunu da rename edelim. Animasyon diye bir isim verelim. Animasyon oluşturmak için Animation sekmesine gidiyorum burada. Illustrator içerisinde iki tür animasyon var demiştik. Birincisi normal düz animasyon, başlı play'e bastınız başladı ve sonuna kadar devam etti. Bir de dizi animasyon, sequence animasyon dediğimiz dizi animasyonu. Biz öncelikle normal standart bir animasyon oluşturacağız. Bunun için şöyle yapalım. Tabii önce bazı elemanları istemiyorum burada. Önce bir görünüşlerimizi ayarlayalım. Orientation'ı izometrik 1'e çevirelim. Bu elemanı Gearbox Service Able Parts'ları direkt gizleyelim. Buradaki elcik bölümümüzü de istemiyoruz. Bu bölümü de istemiyoruz. Bunları gizleyelim bu şekilde. Neyimiz var? Civatalarımız var burada. Onları da şöyle seçip bakalım yanlış civatalar seçmeyelim. Onları da gizleyelim. Son olarak şurada bir clutch ASM'miz kaldı. Onu da gizleyelim. Yine bu parçalar şu transparan görünüyor. Biraz göz karıştırıyor. Onların transparency'sini yine sıfır yapalım. Bu şekilde görünsün. Ve figure view'umuzun
mevcut görünüşünü nasıl ayarlayalım? Animasyonumuzu şöyle ortalasın, ekranımızı şu şekilde başlasın. Ctrl Home diyerek figure view'umuzu da ayarlamış olalım. Şimdi animasyon oluşturmaya başlayabiliriz. Animation sekmesine gelip Animation seçeneğini seçtim. Ve alt bölümde bir frame editör açıldı bakın. Burada önce animasyonu bir düşünelim. Neler yapabiliriz burada? Mesela buradaki siyah kapağın yerinden nasıl söküleceğini gösteren bir animasyon oluşturalım. Bunun için öncelikle şuradaki parçanın çıkmasına ihtiyacımız var. Cıvataların sökülmesine ihtiyacımız var ve kapakların ayrılmasına ihtiyacımız var. Animasyonda burada iki tane kayıt aracınız var. Record Content ve Record Kamera. Record Content parçalarla ilgili yaptığınız işlemleri kaydeder. Yani kamera açısını değiştirdiğinizde herhangi bir kayıt gerçekleştirmez bakın. Ancak bir parçayı seçtiniz. Bunun şöyle transform'u aktif edelim. Bunun konumunu değiştiriniz bakın. Content'e değişiklik olduğu için bunu kaydetti bu bölüme. İkisinin birbirinden farkı bu. Eğer record kamera açık olursa bakın kamera açısı değiştiğinde hemen bunu kaydedecektir. Ön izlemeyi buradan görebilirsiniz. Şimdi ben record kamerayı kullanmayacağım. Şöyle buradaki içeriği silelim. Record kamerayı kapattım. Tekrar home görünüşe geri gelelim. Şimdi burada record kameranın her zaman aktif olması benim işime de gelmiyor animasyonu oluştururken. Neden? Çünkü animasyonu oluştururken illaki modeli çevireceksiniz. Her modeli çevirdiğinizde kamera açısı değişeceği için bu her bir adımı kaydedecektir işlemi. O yüzden record kamera yerine kullanacağımız farklı bir araç var. Onu göstereceğim bu kısımda. Record kamerayı deaktif ediyorum. Şunu tekrar kaldıralım buradan. Capture seçeneği. Capture'ı şöyle kullanabilirsiniz. Mesela animasyona başlarken bir tane capture oluşturayım öncelikle. Ve diyelim ki 5 saniye sonrasında veya 3 saniye sonrasında diyelim. 3 saniye içinde daha doğrusu. Ben kamera açısının şu noktaya gelmesini istiyorum. Bir kere daha capture alıyorum. Bakın arada belirlemiş olduğum saniye kadar kamera açısını değiştirecektir. Ön izlemeyi oynatıyorum. Capture aldım. İlk nokta, capture aldım. Son nokta. Bu şekilde de kamera açılarındaki değişikliği kaydedebilirim. Tekrar home görünüşüne alalım bunu. İçeriğimizi de şöyle silelim. Şimdi biz şöyle bir animasyon kurgulamayı hedefliyoruz. Buradaki kapağı yerinden çıkaracağız ve buradaki parçaları tek tek cıvataları işte coil parçasını yerinden çıkarmamız gerekiyor. Yapacağım şey direkt olarak transform komutunu uygulamak aslında. Tabii öncelikle bu parça yerinden çıkacağı için bunun bir dikkat çekmesi gerekiyor. Efektler kullanabilirsiniz burada. Ne gibi efektler? İşte uçarak gelsin, uçarak gitsin, belirerek gelsin, gitsin, işte sallansın olduğu yerde, kalp atış şeklinde büyüsün, küçülsün, flash olarak belirlediğiniz bir renkte yanıp sönsün gibi. Veya işte unsurf daha çok cıvatalar için kullanıyoruz. Sökülme efekti şeklinde oluyor. Biz burada daha çok flash efekti tercih ediliyor bu tarz animasyonlarda. Mesela animasyona başlamadan önce, yani hareketine başlamadan önce bu parça sarı şekilde bir yanıp sönsün. Görelim. Bakın sarı olarak yanıp söndü. Yerini belli etti. Burada ikinci adım için arada boşluk bırakabilirsiniz veya bırakmayabilirsiniz. Direkt devam edebilirsiniz ilk hareketin bittiği noktadan. Şimdi bunu şöyle yerinden çıkaralım. Nasıl olsun? Biraz dönsün bir böyle. Ondan sonra şöyle merkezden tutup sürükleyelim. Böyle olsun. Böyle gelsin ve yukarı gitsin. Şimdi bakın birden fazla adım uyguladım. Birden fazla adım uyguladığım için her bir adımda şöyle ön izlemeyi görelim. Atlaya atlaya geçecektir bakın. Burada bu adımları şöyle düzenleyebilirim. Şurada göreceğim onları. Coil parçası için uyguladığım adımlar. Bakın şuradaki saniyeyi elle yürütüyorum. Şu noktalarda geçiş yapıyor dikkat ettiyseniz bakın. Bu noktaları düzenleyebilirsiniz. Yerini, saniyesini kaydırabilirsiniz üzerinde veya direkt olarak şöyle seçip delete diyerek kaldırırsanız yalnızca ilk hareket ve son hareket kalacaktır. Bu şekilde de kullandırtabilirsiniz. Tabii ben bu bölümün bu kadar uzun olmasını ve bu şekilde olmasını istemiyorum. O yüzden onu tekrar şöyle yapacağım. Şöyle
çıksın yerinden. Şöyle bir görüyorum ön izlemeyi. Evet, şu şekilde yerinden çıkması şu anda benim için yeterli. Ve yerinden çıktıktan sonra da bir efekt daha ekleyelim. Şöyle yavaşça kaybolsun. Civatalar için öncelikle aynı şekilde yine bir flash efekti ekleyelim. Sarı olarak yanıp sönsün. Ve civatalarımız unscrew efektiyle şöyle bir görelim, bir de ön izleme yapalım. Bu yönde değil, içeriye doğru gidiyorlar. Yönünü değiştirmem gerekiyor. Direction. Eksi y değil, artı y'ye göre yaptığımda evet, doğru şekilde yerlerinden sökülüyorlar şu anda. Tabii burada dönüş sayısını ayarlayabilirsiniz. Kaç dönüş yapacağı veya kaç dereceye dönüş yapacağı şeklinde. Bir dönüş yapmasın, 3 dönüş yapsın. 3 dönüş de fazla oldu. 2 yapalım onu. Ve ne kadar uzağa kadar sökülsün? 1 milimetre çok az oluyor. Bunu ayarlayabiliriz veya dilerseniz default ayarları da tamam deyip kullanabilirsiniz. Şu an bu kadarı benim için yeterli. Sökülme efektini uyguladım bu civatalara. Ve bu civatalarım bu buradan uzaklaşsın. 80 milimetre kadar. Bunlar da aynı şekilde buradan uzaklaşsın. Ve daha sonra hepsi beraber yavaşça kaybolsunlar. Görelim en baştan itibaren animasyonu. Evet, coil parçamız yerinden çıktı. Civatalarımız kendini gösterdi. Yerlerinden söküldüler. Heh, şimdi burada civataların eş zamanlı olarak birbirinden yerlerinden çıkmasını istiyorum. O zaman bunu düzenlememiz gerekiyor. Bakalım civata parçalarını görelim burada. Şu kısmı biraz yukarıya doğru alalım. Nerede gerçekleşiyor o işlem? Bakın üstteki civatanın hareketi şu bölgede gerçekleşiyor. O zaman diğer iki civatanın hareketini onunla aynı zaman konumuna getiriyorum. Bu kısmı da arada boşluk olmasın diye tekrar şu şekilde diğerlerine yaklaştırıyorum. Şimdi görelim o kısmı tekrar. Civatalarımız söküldü. Birlikte gittiler ve birlikte kayboldular. Şimdi bu noktada bir de şöyle yapalım. Kamera açısını biraz değiştirelim. Hangi konuma gelsin? Bundan önce pardon, şöyle tekrar home position'ı alayım. Bu noktada bir capture yapalım. Daha sonra açımızı şu yönde değiştirelim. Kaç saniyede gelsin? 2 saniye sonra şu bakış yönüne gelsin. Tekrar capture diyelim. Ve burada da bu parçamız yavaşça kaybolsun. Sadece o kısmı bir görelim. Doğru mu yaptık? Kontrol edelim. Evet, bakın kamerasını değiştirdim ve oradaki parçam belirsizleşerek ortamdan kayboldu. Bu aşamadan sonra artık yapacağınız tüm işlemler birbirinin aynı. Animasyon kurgularken animasyon adımları buradaki frame editörden yerlerini düzenliyoruz. İşte hangi saniyede devreye girsin, hangi saniyede devreden çıksın, her bir parçanın üzerindeki hareketi burada görüyoruz. Efektlerimizi gösterdik. İşte capture seçeneği ve content'i nasıl record edeceğimizi gösterdik. Bu animasyonu dışarıya export etmek istiyorsunuz diyelim. Yine export seçeneğinden işte hangi dosya formatını export edecekseniz, hangi kalitede export edecekseniz, işte saniyede ne kadar olsun, çözünürlük ne kadar olsun, bunu ayarlayıp OK diyerek export edebilirsiniz. Şöyle bir export deneyelim. Masa üstüne backup MP4 olarak OK diyerek kaydedecektir. Tabii export işlemi sırasında animasyonu baştan sona oynatacaktır. Sonuna geldik ve export işlemi tamamlandı. Kontrol edelim dosyamızı. Nasıl bir dosya oluşturmuş? Masa üstümüzden backup MP4 ismini kaydetmiştik. Dosyamızı açalım. Bakın animasyonumuz burada MP4 formatında dışarıya kaydetmiş olduk animasyonu.
Kalite ve çözünürlükle ilgili ayarları export işlemi sırasında yeniden ayarlayıp tekrar export edebilirsiniz daha kaliteli bir video için. Şimdi sequence animasyonlarda, sequence animasyon aslında aynı işlemler yapılıyor sequence animasyonda da. Sadece 1-2 adımdan oluşan bir sequence animasyon göstereceğim burada. Şöyle yapalım. Yine bu figürü duplicate diyelim. Bunu duplicate etsin. Sequence animation olduğunu söyleyen bir isim verelim ona. Şöyle görünüşümüzü ayarlayalım tekrar baştan. Bu görünüş iyi bizim için. Animation'a gelip sequence animasyon oluşturacağımı söylüyorum. Sequence animasyon normal animasyondan tek farkı sequence animasyonun adımlar içermesi ve bu adımlara açıklama yazabilmeniz. Diyelim ki birinci adımda işte buradaki ucu gösterelim ve kaybettirelim diyelim. Hemen hızlıca birkaç adım oluşturalım. Bu parça efektimizde sarı olarak yanıp sönsün. Sonra da transform ile bunlar yerinden çıkıp kaybolsun. Bu birinci adımımız olsun. Şöyle ön izlemesini oynatalım. İkinci adım için Add New Step bakın. Bu bölüme klikliyorum. Şu an ikinci adımı oluşturuyor. Birinci adım sona erdi. Bunda ne yapsın? Bunda şuradaki civatalar yerlerinden sökülsün diyelim. Yine önce flash efekt ekleyelim. Ardından unscrew efekt ekleyelim ona. Artı Y yönünde. Çok fazla uzağa gidiyor. Bunu ayarlayalım. Ve iki tur atsın. Okey dedim. Bunu ekledik. Bu da yerinden çıktı ve kayboldu. İkinci adımımız bu olsun. Şöyle ön izlemesine bakalım. Son olarak bu da fade out olsun. Bir adım daha oluşturalım. Daha sonra bunu nasıl izleyeceğiz ona değinelim. Şöyle yapalım. Şuradaki LG'miz yanıp sönsün yine. Yine buna da unscrew efekti koyalım. Distance'ımız 10 mm olsun yine. İki tur atsın. Tamam diyelim. Şöyle yerinden çıkıp onu da yok edelim. Şimdi bakın bütün animasyonun ön izlemesine bakalım. Burada adımlarınıza notlar da yazabilirsiniz. Mesela step 1 için bir açıklama yazacağım diyelim. Geldim buradaki frame editörün olduğu bölümde description bölümüne geldiğimizde ne diyelim buna? Uç bölümünü sökünüz diyelim. Örnek veriyorum. Ana elcik bölümünü sökünüz. Üçüncü adımda da alan elciği döndürerek sökünüz diyelim. Şimdi bu animasyonu preview sequence diyerek ön izlemesini görebiliriz. Preview sequence dedim. Tabii kamera açımızın konumunu kaydetmedik. Kamera açımızın konumunu şu şekilde değiştirebiliriz. Bir önce ön izlemeye bakalım. Evet, arka tarafta kaldı kamera açımız. O yüzden şöyle yapacağım. Hem buradaki figür bakış açısını değiştireyim. Control Home diyelim. Hem de bu bölümde evet, şimdi düzelmiş olması gerekiyor. Bakın birinci adım oynuyor şu anda. Play'e bastım. Birinci adım oynadı. Uç bölümünü sökünüz.
Ve birinci adım sona erdi. İkinci adıma geçti. Play'e bastım. Analitik bölümünü sökünüz. İkinci adımdaki videomuzu oynuyor şu anda. Üçüncü adıma geçti. Play'e bastım. Bunu da oynatmış olduk. Yani adım adım bir animasyon oluşturmuş oluyoruz. Yaptığımız işlemler tamamen aynı. Tek farkı burada step'ler oluşturuyoruz. Adımlar oluşturuyoruz. Dilerseniz bu adım adım animasyonu dışarıya export edebilirsiniz. Bütün step'ler tek bir dosya, tek bir video dosyası olacak şekilde veya ayrı video dosyaları olacak şekilde kaydedebilirsiniz, export edebilirsiniz dışarıya. Ama bu noktada export'tan ziyade bu adım adım animasyonları asıl görüntüleyeceğimiz yer Creo View. Yani Creo'nun görüntüleyici programı olan ücretsiz versiyonu da var. Creo View Express'te de görüntüleyebilirsiniz burada yaptıklarınızı. Creo View üzerinde göreceğiz bu adım adım. Şimdi bu noktada publish konusu geçmişken hazırlamış olduğumuz figürleri nasıl publish edeceğiz bunlardan bahsedelim. Publish komutu için direkt olarak File menüsünden Publish'e gelebilirsiniz. Default ayarlarda Creo Illustrate PVZ uzantılı dosya oluşturacaktır. Neydi PVZ uzantılı dosyamız? Product View Zip File. Yani Creo View'un okuyabileceği bir görüntüleme dosyası. Şöyle ben bir klasör içerisine publish edeceğim bunu. Drill Workshop ismindeki çalışmamızı save diyerek publish ediyorum. Klasörümü kontrol edeceğim. Masa üstümde Publish klasörü Drill Workshop PVZ. Çift klikle açıyorum. Yandaki pencereme geldi görüntü. Oluşan içeriklere bakalım. Creo View Express açıldı bu arada. Creo View Express, Creo View'un ücretsiz versiyonudur. PTC'nin sitesinden ücretsiz olarak download edebileceğiniz versiyonu. Bakın hazırlamış olduğumuz figürler burada. Kontrol edelim. Figür 1. Figür 1'imiz geldi ekrana. Figür 2, figür 3, figür 4 hazırlamıştık. Figür 5'te aynı zamanda figür 5'te animasyonumuz vardı. Animasyonu görüntüleyelim. Üst kısımdan Play'e basalım. Bu ilk oluşturduğumuz animasyondu. Üst kapağın sökülmesini tarif eden. Evet, animasyonumuz olduğu gibi bu kısımda oynadı. Bir de sequence animasyonu oluşturmuştuk. Onu da görelim. Şöyle ekranımıza geldi. Bakın alt kısımda play butonları 3 adım olduğunu burada söylüyor bana. Birinci adımımız sona erdi. İkinci adımımız. Ve üçüncü adımımız. Şimdi biz PVZ formatına publish işlemini gerçekleştirdik. Peki şöyle bir ihtiyacımız var ise tüm bu figürleri bir görsel formatında publish etmek istiyoruz. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Mesela figür 1'i TIFF olarak kaydedeceksiniz. Alt paneli gizleyeyim. TIFF olarak kaydedeceksiniz. Save Figures imaj faili seçip işte diyelim buraya kaydedeceğiz yine. Görsel formatlarından işte TIFF, PNG, JPEG gibi hangisi işinize yarayacaksa o formatlardan birini seçip save diyerek kaydedebilirsiniz o formatta. Fakat bunu tüm figürler için tek tek yapmanız gerekiyor. Ben bu tek tek yapmak istemiyorum bu işlemi. O yüzden Publish'ten faydalanacağım. Bunun için Publish ayarlarını değiştireceğim. Publish Settings'e geliyorum öncelikle. Creo 3'te oluşturmayacağım. Onun tikini kaldırıyorum. Buraya başka seçenek ekleyeceğim. Edit Publish Options diyorum. Yeni bir format oluşturacağım. Mesela imaj formatı. İsim çok önemli değil. Kendi belirleyeceğiniz bir isim olacak. İmajı seçiyorum. Formatım ne olacak? TIFF olacak. İşte neye göre? Piksele göre mi? Santimetre, inçe göre mi? En boy oranı seçersiniz. Resolution ayarlarsınız isterseniz. Ben değiştirmeyeceğim default ayarları. Okey dedim. Şu an bakın imaj seçeneği seçili. Yani şu an publish ettiğimde herhangi bir PVZ dosyası oluşturmayacak. Sadece figürlerin TIFF dosyalarını oluşturacak. Tabi animasyon figürlerinin
tiflerin oluşturulmasına ihtiyacım yok. Sadece figür 1'den 5'e kadar olan figürlerin tif dosyaları oluşması benim için yeterli. Publish diyelim. Ha, pardon, publish separate file diyorum buna. Ayrı ayrı dosyalar oluşturması için. Direktörümü gösteriyorum. Masa üstünde publish klasörü ayarlamıştım. Save deyip OK diyorum. Şöyle klasörümüzü açalım. Birazdan tif dosyalarımız buraya gelecektir. Evet, tif dosyalarımız oluştu. Kontrol edelim görsellerimizi. 5 adet figür için tif formatındaki dosyalarımızı da böylelikle oluşturmuş olduk. Eğer ki oluşturduğunuz figürleri vektörel bir formatta kaydetmek istiyorsanız yine Creo Illustrate CGM ve SVG formatlarını destekliyor. Az önce göstermiş olduğum gibi her bir figürü ayrı ayrı Save Figure As de diyebilirsiniz. Save as Illustration file seçerek CGM veya SVG hangisine ihtiyacınız var seçebilirsiniz veya bu aşamadan sonra PTC IsoDraw ile çalışmanıza devam ediyorsunuzdur. O IsoDraw'a da figürlerinizi export edebilirsiniz buradan. Veya toplu şekilde publish edecekseniz yine publish settings'e geliyorum. İmajı az önce kullanmıştık. Onların tekini kaldırıyorum. Yeni bir bölüm oluşturacağım burada. Add diyorum. İllüstrasyon. Bunun da ismine illust diye bir isim verelim. SVG formatını kullanacağız diyelim. Şimdi burada bizim figürlerimiz yalnızca çizgi içermiyor. Siyah beyaz değil, aynı zamanda imaj içeriyor bunlar. Yani shading görünüşler var burada. O yüzden include shaded image'i de ekliyorum. Resolution 300 idealdir. Daha iyi bir çözünürlük isterseniz yükseltebilirsiniz çözünürlüğü. OK diyorum. Yine OK diyorum. Buna da illust formatında animasyonları publish etmeyeceğiz. Yine publish separate files diyerek publish klasörümü gösterip publish işleminin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet, SVG dosyalarımız oluştu. Şöyle bir tanesini açıp kontrol edelim. Şöyle yan ekranı açıldı. Getireyim. Gördüğünüz gibi figure 1'in SVG formatında oluşturulmuş dosyalarını elde etmiş olduk. Aynı zamanda diğer figürlerin de. Böylelikle Creo Illustrate ile ilgili çalışmamızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.